Antalya Kemer'in en güzel doğayla bütünleşen yeri Ulupınar'dayız. Ulupınar'da geçtiğimiz hafta kötü bir olay yaşandı. Kumluca Belediyesi burada yaşayan vatandaşların suyunu kesti. Nasıl kesti? Gördüğünüz gibi bakın, burada görülen su kaynağındaki boruları dışarı çıkardı ve boşa geçti. Aşağıda yaşayan vatandaşların bir tanesi su kullanamadı. Neden mi yaptı bunu? Halbuki bu bölge Kumluca'ya ait değil. Burası Kemer'e ait bir bölge. Ve bu su aşağıdaki vatandaşlara tahsis edilmiş. Bakın gördüğünüz gibi suyun kaynağından çıkan su buradaki borular yardımıyla aşağıdaki vatandaşların evlerine içme suyu olarak kullanılıyor. İçme suyu, bakın tekrar altını çiziyorum, içme suyu olarak kullanılıyor. Gördüğünüz bu borulardan aşağıdaki vatandaşların evlerine su gidiyor. Kumluca Belediyesi hiçbir şekilde yetkisi yokken bu boruları kesmiş atmış. Aşağıdaki vatandaş ne yaparsa yapsın, hiç düşünme, sorma, soruşturma yok. Yetki alanları içinde dahi değil. Burası 1978 yılında tahsis edilmiş aşağıdaki Ulupınarlara. Buradan eğer su artarsa kanala ve oradan Yazır Köyü'ne gider diye bir anlaşma yapılmış. Buna dahi göz yumayan Kumluca Belediyesi görmeden buraya gelmiş, kimseye hesap sormadan. Şu anda burası ASAT'ın kontrolünde. Bu işi yapan, su müdürlüğünü yapan ASAT. Kumluca Belediyesi'nin hiçbir yetkisi yokken böyle bir uygulama yapılmış. Ve buraya gelen vatandaşlar kimseyi dinlemeden bu gördüğünüz hortumları kesmiş ve aşağıdaki insanları susuz bırakmış. Şimdi Kumluca Belediye Başkanı'na soruyorum. Sizin yetkiniz yokken buradan nasıl su kesersiniz? Neye dayanarak kesersiniz? Kimlere şirin gözükeceksiniz? Her şey kanunla nizamlı olur. Kumluca Belediyesi'ni kanunlara ve nizamlara uymaya çağırıyoruz. Allah'ın verdiği bu nimeti aşağıda vatandaşlar kullanırken siz keyfinize burayı kullanamazsınız. Kullanırsanız da böyle karşılığını görürsünüz. Adrasan'daki tekneleri unutmadık. Sayın Mustafa Köleoğlu, lütfen ekibinize, başka yardımcılarınıza gerekli talimatları verin. Buradaki insanları mağdur etmeyin.